Selam arkadaşlar. Makinesi olmayan için elde ilik nasıl yapılır onu öğreneceğiz bugün. Önce ilik şeklini çizdim kalemle, işaret kalemi daha iyi olur. Arayı açtım. İğneye ipimi taktım. Ucundan başlıyoruz yapmaya. Çevirdim. İpimi tam köşeye aldım. İğne ardı gibi. İğnelerin ucu birbirine yakın olacak. İlk yaptım. Makinenizin bozulduğu zaman bu şekilde yapabilirsiniz. İlik yeri az olunca yapılabilir. Çok olunca biraz zor. İpimi yukarı alıyorum. İğnemi aradan geçiriyorum. İğnem arada kalıyor. Aşağı doğru çekiyorum. İpimi yukarı alıyorum. Aşağıya getiriyorum. Aşırı sıkmıyorum. Yukarı. İşaretimizin hemen üstünden önce işaretlemek daha avantajlı. Arada bir ipimizi düzeltiyoruz. Bayanlarda ilik yeri sağ tarafta oluyor. Uca kadar geldim.
Aynı yere 3-4 kere batıp çıkıyor. Son. Karşı tarafa geçiyorum. Çeviriyorum. İpimi köşeye aldım. İşaretimin üstünden iğnemi geçiriyorum. İğnem arada kalıyor. Hazırdan pek bir farkı yok. Arada düzeltiyoruz ki seyreklik olmasın. İpim sürekli yukarıda. İğnem aradan geçiyor. Hazırdan pek bir farkı yok. Son bir tane daha. Ve bitti. Birleştirdim. Ve sonuç. Arkadan düğümlüyorum. Arkası. Önü. Gömleğin sağ tarafı, düğme yeri, işaret alırken üste getiriyoruz. Ortasından almıyoruz. 3'te 2'sini alıyoruz. Bedene doğru yakın olacak. Düğmeyi önce yatay, ikişer ikişer üçer üçer koyduktan sonra ne harfi çizeceğiz? Zikzak şeklinde. Bayan düğmelerinde güzel oluyor.